Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Elif'in Büyülü Dünyası adlı kitabından Baykuş ile Prenses Nayla'yı seslendireceğim. Eylül gelir misin anneciğim? Birlikte okuyalım. Geliyorum. Evet, Eylül de gelsin. Evet çocuklar, Eylül hikayeleri çok seviyor. Sizler de Eylül gibi bol bol hikaye dinleyin. Şimdi sizlere Baykuş ile Prenses Nayla'nın hikayesini okuyacağım. Bir gün güzeller güzeli Prenses Nayla ormanda yürürken korkunç bir gürültü duymuş. Gürültüden irkilen Nayla kendini bir anda yerde bulmuş ve çaresizce etrafına bakınmaya başlamış. Etrafta kimsecikler yokmuş. Prenses Nayla zorlukla yerden kalkıp yürümeye devam etmiş. Kendi kendine, "Bunlar hep arkadaşım Fayla yüzünden geldi başıma," diyormuş. Nayla oflaya puflaya yürürken ormanların ürkütücü kuşu Baykuş Şami seslenmiş güzel prensesi. "Merhaba prensesim, nereye gidiyorsunuz?" diye sormuş. Prenses şaşkın bir ifadeyle, "Arkadaşım Fayla'yı ziyarete gidiyordum. Ama yolda korkup düştüm. Fayla biraz hastaymış. Ona geçmiş olsun demeye gidiyordum," demiş. "Prensesim, dilersen sana gideceğin yere kadar eşlik edebilirim," demiş Baykuş. "Gerçi tehlikeleri sezip önceden haber verdiğim için beni ürkütücü buluyorlar." Prenses Nayla, "Merak etme, sen çok iyi bir kuşsun. Benim için bu ormanın en güzel kuşlarından birisin," demiş. Prensesin bu sözlerini duyan Şami mutluluktan kanatlarını kabartmış. Sonra Nayla ve Şami Fayla'nın yanına gitmek için düşmüşler yola. Bir süre sonra Fayla'nın oturduğu eve varmışlar. Prenses Nayla Şami'ye teşekkür ederek onu geri göndermiş. Fayla Nayla'yı görünce çok sevinmiş. Uzun zamandır birbirini göremeyen bu iki arkadaş sohbete dalmışlar. Saat de çok geç olmuş. Birden Nayla, "Eyvah, hava kararmış. Ben eve nasıl dönerim?" "Merak etme," demiş Fayla. "Ormana girince elbet Şami ile karşılaşırsın ve o sana yardım eder." Nayla arkadaşından ayrılıp evine doğru koşar adım yürümeye başlamış. Karanlıkta önünü göremeyip birden kendini bir çukurun içinde bulmuş. Çığlık atmış ama sesini kimseye duyuramamış. Prenses çukurun içinde uyuyakalmış. Baykuş Şami Nayla'nın dönmediğini anlayınca endişelenmeye başlamış. Fayla'nın yanına giderek Nayla'nın orada olup olmadığını sormuş. Fayla, prensesin çoktan çıktığını söylemiş. Şami endişelenerek prensesi aramaya koyulmuş. Geceleri daha rahat görebildiği için etrafa dikkatlice bakıp prensesi aramış. Şami bir an prensesin şapkasını görür gibi olmuş. Onun hala ormanda olduğunu anlamış. Çukurun üstünden uçarken Nayla'nın hareketsiz yerde yattığını görüp seslenmiş prensese. "Prensesim, iyi misin?" Prenses Nayla bu sesle uyanmış. Baykuşun yardımıyla evine ulaşan Prenses Nayla, "Bir daha ormanda asla yalnız yürümeyeceğim," demiş. Anne ve babasına da bir daha onlara haber vermeden bir yere gitmeyeceğine dair söz vermiş. Hocam, şimdi hikayeyi dinledin. Şimdi sana birkaç sorum olacak. Madem sen çünkü bu soruları iyi biliyorsun. Prenses Nale kimi ziyarete gitmiş? Arkadaşım Fayla'ya. Peki, aferin sana. Peki Prenses Nale ormanda kiminle karşılaşmış? Baykuş Şami ile. Aferin sana. Baykuş Şami prensesin hangi sözünden dolayı çok mutlu olmuş? Onun için ormandaki en güzel kuşlardan biri olduğu için. Aferin. Çünkü Baykuş Şami'ye daha önce kimse böyle iltifatlar yapmamış, değil mi? Peki Prenses Nayla Fayla'yı ziyaretinden sonra başına ne gelmiş? Çukura düşmüş. Çukura düşmüş. Neden çukura düşmüş biliyor musun?
Ormanda karanlıkta yolunu göremediği için. Evet, çünkü çok karanlıkmış değil mi? Evet. Peki. Ormanlar zaten karanlık olur. Peki tamam, başına bir şey gelmiş, çukura düşmüş. Prensesi kim kurtarmış şehri? Baykuş Şami. Aferin, çünkü Baykuş Şami endişelenmeye başlamış değil mi? Evet. Nayla'nın gelmediğini görünce endişelenmeye başlamış ve onu aramaya koymuş. Görünce değil, anlayınca. Evet. Peki son olarak şöyle söyleyeyim. Son olarak Prenses Nayla'yı hangi sözünden dolayı şöyle dur, soruyu doğru sormam lazım. Son olarak Prenses Nayla başına gelenlerden sonra hangi sözü vermiş? Bir daha izinsiz dışarı çıkmayacağını. Evet. Çünkü geri gitmeseydi ailesi çok endişelenirdi. Sonradan fark ediyorlar Nayla'nın geciktiğini değil mi? Onu aramaya koyuluyorlar. Evet. Peki bu hikayeyi sevdin mi? Evet, çok sevdim. Aferin sana güzel kızım. Bundan sonra bol bol yine hikayeler okumaya devam edeceğiz. Evet çocuklar, sizler de bol bol kitap okuyun. Hikayeler dinleyin. Her çocuğun mutlaka hikayelerle büyümesi gerekiyor. Hoşçakalın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar büyük bir emek sonucu ortaya çıkıyor. Lütfen abone olun. Bu güzel içeriklerin devam etmesi için buna ihtiyacımız var. Hoşçakalın.